öğrendim yani şeyinde. Çok büyük, şanssız bir adam. Tüberküloz ve alkolizmden ölmüştür. Gençlerim. Şimdi bu kömür şeyi nasıl intikal ediyor? İlk önce Hazine-i Hassa İdaresi'ne giriyor 1848-54. Ve bu Hazine-i Hassa İdaresi'nde hep Galatalı şeyler, Museviler, sarraflar Kozlu'nu Üzülmez bölgesinde buluyorlar. Sonra İngiliz şeyi alıyor. İngiliz şeyi enteresandır. Almasının tarihi Kırım Savaşı devresinde. Biliyorsunuz Kırım Savaşı'nda Osmanlılar İngiliz, Fransızlarla birlikte Ruslara karşı savaş yapmışlardır. Onların gemileri var burada. Geminin hareketi için kömür lazım, enerji için. Bir ara kömürleri bitiyor. Bizimkilere başvuruyorlar ya. Kömür verin bize diye. Bize de işte Uzun Mehmet bulmuş. Orada var diyorlar. Oradan kömür alıyorlar savaşta. Ben Bahriyeli olduğum için bizim zamanımızda da kömür taşıyorduk küfelerle gemiye, büyük gemilere işte gemi gitsin falan diye. Sonradan tabii kalktı bunun yerine sıvı yakıtlar geldi. Bahriye İdaresi'ne geçiyor 1865-83'te. Kampanyalar devri başlıyor 84-90-1908'de. Orada da hep böyle yabancılar, Ermeni, Gürcü, Türk, Fransızlar şey yapıyor ve kömürü en kolay çıkarılan seviyede çıkarıyorlar bunlar. Şimdi bizim şeylerimiz, maden ocaklarımız çok derinde, derinden çıkarıyoruz. Yani kolayını almışlar bu adamlar. Zaten Türkiye'deki madenlerin çoğunu hep yabancılar bulmuş, gümüş, altın vesaire. Meşrutiyet devri başlıyor. O zaman da İtalyan ve Yunanlar bile bizden kömür çıkarmışlar yani şeyinde. Birinci Dünya Savaşı'nda da Alman-Fransız ilişkisi var. Değiştirelim. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti dönemi, himayeci dönem 1920-25, 121 sayılı Atatürk'ün çıkardığı kanun, üretimin rasyonelleştirilmesi. Yani bizim malımız bizim olacaktır. Kömürün nakli ve ormanların korunması yönünde gidiliyor, kanun çıkıyor. Kömür yan maddeleri sanayi kuruluyor. Kömür ihracatı başlıyor. Yani Kurtuluş Devleti'nde ne kadar önemli bir şey. Değiştirelim. Şimdi vasıtalı müdahaleci dönem var. Böyle diyorlar. Bunu ben ne ifade ettiğini pek bilmiyorum. 25-36 arasında Türk kömür madenleri, Türk taş kömürü anonim şirketi kuruluyor. Kozlu kömür işletmeleri oluyor. Kireçlik oluyor. İş Bankası maden kömürü işletmesini alıyor. Kilimli madencileri Amasra oluyor. Hep böyle Karadeniz bölgesinde değiştirelim. Değiştirelim efendim. Şimdi işletmecilik dönemi 1936-83 yılları arasında burada kanun maddeleri var. Maden ocakları imtiyazı işletilmesi menkul ve gayrimenkuller Türkiye Cumhuriyeti hükümetine devir ve temlik edildi. Etibank Demir Çelik Enerjisi kuruldu. Kömür üretimi Etibank'tan alınıp Türkiye Kömür İşletmesi'ne bünyesine toplandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu kuruluyor TTK diye 1883'te. Ve Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez, Amasra olarak toplam 13.350 kilometre karelik bir alan bu Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na gidiyor. Onun yerine değiştirelim. O zaman başlıyor şey. Buna bağlı olan, bu teşkilata bağlı olan şeyler Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra ve total şeyini de veriyorlardı. Maden uçağın derinlikleri orada yazılı 457 metre, 494 metre, 132 metre, 202 metre. Yani o kadar derinden çıkarıyorlar. Tabii ne kadar zor oldu takdir edersiniz. Değiştirelim. Şimdi bu slayt gösteriyor Karadeniz bölgesindeki kömür ocaklarımızı. Yandaki Türkiye haritasında da güzel bir şey var. Değiştirelim. İşçi sağlığı Osmanlı'da ve Türkiye'de nasıl oluyor? 1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi çıkıyor ve işçilerin tozdan korunması öneriliyor. İş kazalarından da korunması öneriliyor. 1921'de 114 sayılı kanunla Zonguldak Ereğli'de yine işçilerle yine kanun çıkıyor. 21 tarihinde Ereğli Maden İşçileri Sosyal Sigortalar Kurumu'na geliyor. 1-1-2007'de 5510 sayılı meslek hastalıkları için Sosyal Sigorta Genel Sağlık Kurulu kuruluyor. Ve şimdiki durumda İstanbul'da, Ankara'da ve Zonguldak'ta meslek hastalıkları hastanesi kuruluyor. Değiştirelim. İLO ve Türkiye kayıtlarına bakıyoruz. Ben fazla durmayacağım. Bu kayıtlarda Nazmi gayet güzel şeyler verdi. Fakat kesin bir rakam vermiyor. Sanıyorum bu konuda Arif Bey size daha
rakamlar verecektir. Bana kalırsa Türkiye'de meslek hastalıkları küçük atölyelerin sorunudur. Yani esas sorun oradadır. Çünkü bakımsızlık her türlü kontrolden uzaktır. Sigortasız araba çalıştılar. Onlar perişan vaziyettedir. Değiştirelim. Madem uçaklarda hayvan var mıdır? Yani insanların olduğu her yerde hayvan var. Hayvan var mı? Hayvan da var. Madencilerle birlikte yaşayan hayvanlar fare. Zaten nüfis hayvan her yerde bulunur. Hama böceği de bulunur. Katır var. Kafes kuşu var. Kanarya mesela var. Madende ne arıyor kafes kuşu falan? Şimdi bu hayvanları kafes kuşunu saklaması sebebi griz ışığı çıktığı zaman eskiden böyle çok hassas aletler yoktu. İlk önce bunlar ölürmüş. Öldüğü zaman var griz ışığı çıkıyor diye tedbir alırmış adamlar. Can şeyleri var. Katır ne arıyor derseniz, şimdi dekovillerle aşağıdan şey çekiliyor eskiden. Katırlar taşıyormuş bunları şeyleri. Peki adama dedim ki ya benim katır vardı çok aksi hayvandır yani maden ocağında nasıl baş ettiniz onu? İşte öyle mazlum olur ki dedi maden ocağına girdim. Çok uysal bir hayvan olur dedi bana şey madenciye. Peki dedim bayramda siz çıkıyorsunuz yukarıya. Evet katır ne oluyor? Abi tabii katara saman vesaire vereceksin. Madende kimse yok. Katır falan yok onu da çıkarıyoruz ama dedi. Onlar hep telef oluyor. Neden telef oluyor deyince bu pupillalar, göz bebekleri karanlıkta dura dura genişlemiş vaziyette. Maden yer şeye çıktığı zaman üstte göremiyorlarmış işte. Arabaya çarpıyormuş, trene çarpıyormuş, perişan olmuş. Ondan sonra katırları biz yukarı çıkarmamaya başladık dedi. Yani katırla çıkıyor. Şimdi tabii şeyler var, depoliler vesaire var. Hamam böceği de var. Fare de böyle şey sanki şey kokusunu alır gibi, grizi hızını CH4'ü alır gibi hemen kaçınca de o fareler yok olunca şey yaparlarmış. Deprem şeyinde de oldu. Deprem olmadan çok az önce bizim kümesteki hayvanların hepsi kaçtı, köpek de kaçtı, ormana gitti bu hayvanlar. Yani hissetmişler gibi, ha, hayvanların ayrı bir şey var. Asbest madeni var Güney Afrika'da, orada eşekle, affedersiniz, şey taşıyorlar. Bu eşeklerde de mezotelioma tespit ettiler, farelerde tespit ettiler. Adamlar çok meraklı ya, orada fareleri topluyorlar, bakıyorlar işte. Mezotelioma var mı yok mu falan diyor. Bunlarda da meslek hastalığı var. Değiştirelim. Değiştirelim. Bakın bu zavallı şeyler bekliyorlar. Hamam böceği bunlar şeyin maden ocaklarının adamları. Değiştirelim. Meslek hastalıklarından ölümleri Nazmi çok iyi anlattı. Amerika'da her yıl 10.000 kişi siyah akciğerler hastalığı. Siyah akciğer dediğimiz bisinozis. Bisinozis diyorsun ama siyah akciğer hastalığı biliniyor. O kadar adam 10.000 kişi şey var, pnömokonyoz var, asma var, kronik akciğer hastalığı, meslek hastalığı var. Kalp damar hastalığı olur mu? Kalp damar hastalığı olduğunu ben şahidim. Çünkü Elma Dağ Barut Fabrikası'na gittik. Orada şeye girer girmez korkunç bir baş ağrısı geldi. Yani sanki şuradan şuraya adımını attığınız zaman, ya bu ne başım ağrıyor falan dedi. Ağrı dediler. Neden? Çünkü o nitrogliserin var ya, vazodilatatör bir ilaç. O barış şeyinde kullanıyor, onu solur solmaz hemen dilatasyon oluyor. Peki, ne zaman, niçin ölüyor dediğimiz zaman, şimdi yaşlı, arteriosklerotik bir adam şeye gidiyor, evine gidiyor, cumartesi, pazar veya bayram tatilleri oluyor. Bu arada ilaç nitrogliserini almadığı için koroner damarlarında dilatasyon olmuyor. Ve uzun tatiller bunlara hiç yaramazmış, uzun tatillerde bizden çok ölen olur diye söylemişti adam. Nörolojik hastalıklar arsenik zehirlenmesinde çok oluyor. Elektrik kaynakçılarında oluyor. Psikiyatrik hastalıklar da var. Yerli bile o kadar çalışmak kolay mı ya? İnsan kafayı yiyor. İşitme bozuklukları da var. Çok gürültülü bir şey değiştirelim. En çok görülen öldürücü ve önlenebilir hastalık silikozis. 1.2 milyon CO2 yani bu kuars olacak ve temaslı kişi var. 60 milyon hasta var. Nerede? Dünyada bu herhalde. Asbestozis de var. 20 milyon temaslı var. 75 ile 300 bin 50 yıl içinde kanserden ölecek. Bisinozis'de 35 bin kişi var. ABD kaynaklarına göre. Değiştirelim. Bir de bir maden arası. Yüzü kapkara adamın. Değiştirelim.
Bir tane daha elinde feneri şeyi falan var. Bunlar mazlum insanlar. Değiştirelim. Bir tane daha tünelini gösterir. Burada bir dekoriler şeyi var. Değiştirelim. Şimdi madende en büyük kaza çökme ve patlamadan oluyor. Lif patlama şeyinde tozu görüyorsunuz. Değiştirelim. Yangın çok oluyor maden şeyinde, ocağında. Değiştirelim. Ve bunlar böyle şok halinde çıkarılıyor yukarıya. Yani herkes içi kan alıyor. Değiştirelim. Toz sorunu 1948-60 arasında maliyet tazminatı yüzünden. Bakın 1948-1960'da maliyet tazminatı yüzünden TTK para verememiz, kasası boşalmış. Herkes şey alıyor, tazminat alıyor meslek hastalığında. Suistimal madde ediliyor tabii. 1960'da toz eğitimi başlıyor TTK'da. Tozla savaş oluyor ve sulu delme geliyor. Şimdi kömürü çıkarken önüne bir kaya çıkıyor. Bu kaya genellikle Koç kayası. 2 metre boyunda matkap var. O matkapla tırırır diye deliyor o kayayı. Deliyor. Sanki değirmendeymiş gibi tuz çıkıyor. Üstüne toz çıkıyor. Adamlar diyorlar ki sulu del. Onun yanında su da koy. Su romatizma yapıyor diye şey yapmıyorlar. Onu kullanmıyorlar. Tabii tozu soluyor adam. Bana bir şey olmaz diye biz çok şey insanız. Ondan oluyor. İlk defa 1960 yılında toz eğitimi sulu başlıyor. 63 yılında Zonguldak'ta kongre yapıyor. Tıp kongresi yapılıyor. Zonguldaklar çok mutlu oluyor o problemleri aksettikleri için. 68'de ilk mikrofilm taraması yapılıyor Zonguldak'ta. 1977'de toz laboratuvarı kuruluyor. Toz ölçümleri başlıyor gibi önemli bir şey. 1979'da en büyük maden kazası oluyor. Sızma, Civa madeni felaketi. Orada bir Aslan Bey diye bir arkadaşımız araştırma yaptı. Civa çıkarken diyorlar ki kaya rastladığı zaman deliniyor ya kaya. Dinamit tahtıya patlıyor, toz oluyor. Beklemek lazım, o toz yere basacak ya ondan sonra gelecek. Bunlar daha fazla cevher çıkarsın diye tozlu mozlu aldırdıkları yok, dalıyorlar. Yüksek konsantrasyonda toz oluyor ve akut silikoz olayları meydana geliyor. Bayağı adam ölüyor, patlama da oluyor orada. En büyük felaket orada oluyor. Değiştirelim. Toz sorunu 1984 yılında madende tüberküloz hastalığı çok olur. Silikoz çok tüberküloz yapar, onu biliyorsunuz. Eskiden meslek hastalığı olarak kabul edilirdi de maden işçisinde tüberküloz. 84'te bu kalktı. Tüberküloz meslek hastalığı değil olarak kaldırmışlar. 89 yılında 11.500 kişinin büyük filmi çekilmiş. Mikrofilm kalkmıyor. Mikrofilm taraması kalkmıyor. Solunabilir toz eşik değeri metreküpte 10 miligramken 5 miligrama indirilmiş. Yani toza dikkat edilmeye başlanmış. Toz ölçümünde CO2 ayrımı da yapmış. Yani kuvars mıdır değil midir o ayrımı da başlamış. Çok güzel şeyleri var oranın. Fakat bunlar böyle yapınca işçi sendikaları kendileri toz ölçümünü yapmaya başladılar. O mesela 5 derken sendika diyor ki 10. Aralarında bir mücadele var. Tatsız bir mücadele. Değiştirelim. Şimdi benim birkaç tane maden arşiv asıl sahastan vardı. Onlarla konuşmamı aktarıyorum size. Adama ben dedim ki acıyorum bu adamlara. Bunlar böyle askerlik bir defa askerliğini de orada yapıyor. Ve bir harp çıktığı zaman harpte de mesela Gelibolu savaşlarına da gönderdiler bunlar. Neden? Çünkü Anzak tarafı Cesaret Tepe diye bir tepe var. O tepenin altından şey kazmışlar. Maden tünel gibi. Ondan sonra oradan tepeye çıkıp bizimkileri vurmaya başlamışlar. Bunu gören Cevat Paşa ya biz de madencileri çağıralım da onlar şey yapsın diye. Yani harpte de kullanmak şeyler. Çünkü kazma kürek falan şeyini iyi biliyorlar. Böyle bir eziyetli şeyde tekrar dünyaya gelsen sen maden işçisi olmak ister misin dedim. Evet isterim dedim. Deli misin nesin ya? Biz bile bu şeyde tekrar doktor olur biz diye sorsalar düşünür diye şey yapıyorum. Bu kadar zor ve tehlikeli yer altının yüzlerce metre derinlikte karanlık ortamda yaşamayı niye istiyorsun diyorum. Adamın cevabı şu ya. Çünkü madencinin kazandığı para helaldir. O kadar yani kutsal bir şey. Değiştirelim. Bir de madencinin şeyinde Akciğer filminde şurada bir güzel bir akciğer var. Buna biz progresif masif fibroz diyoruz. Büyük şeyler. Ve buna angel wing denir. Radyolojide. Yani melek kanadı.
Melek geldi, o şeyinden alacak, bunu öbür dünyaya götürecek. Öbür dünyada cennete gidecek. Angel Wing. Değiştir. Bu Angel Wing'li bir adamın bu tarafında büyük bir şey var, large opasitesi var. Öbür tarafta akciğer patlamış, büyük bir boşluk meydana gelmiş, pneumotoraksı var. Değiştirelim. Şimdi başka bir şeye. Maden işçilerinde ölüm sebebi nedir? Neden ölürler dedim. Adam dedi ki, grizu patlaması olur. Doğru. İkincisi yangın olurmuş içeride. Düşün ki madem adamın şey yapar. Yüçük altında çöküyor şeyler. Eskiden kerestelerle, odunlarla destek yaparlardı. Şimdi demir kullanıyorlar. Suda boğulurlar. Deyince ben ne suyu, su ne arıyor diye düşündüm. Bilmediğimiz için. Dedi ki devamlı su akar damlar dedi yukarıdan. Yerde çukur olunca dolar dedi. Herif görmez dedi. O şeyin içine bir girer dedi. Gördüğüm boğulur dedi. Ve ayrıca şimdi bizimkiler rezor madeni çıkıyorlar ki denizin altına da giriyorlar. O denize bir gemi gelip demir attığı zaman bam diye kafalarına vuruyormuş gibi oluyor. Ürkülüyorlar adamlar şeyde. Zor bir iş. Buna rağmen adam helaldir diye tekrar geliyor diyor. Kronik akciğer, veremden ölen çok oluyor. Veremden, onlar biliyorlar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığını biliyoruz. Sigara da içiyorlar bunlar kendileri. Orada en pahalı şeyi. Toz hastalığı var tabii. Bir de Kaplan sendromu denilen bir hastalık var. Yani pneumokonyoz, silikozla birlikte romatoid artrit oluyor. Düşünün ki her tarafı haşat, eklemleri şey olmuş. Elektrik de çarpıyor. Bir de cepte uyuyanlar diyor, böyle daracık yere silmiş, orada uyuyanlar var. Bunlar genellikle zehirlenmeden ölüyorlarmış. Karbon monoksit, karbondioksit. Değiştirelim canım. İşte size bir tane Kaplan sendromlu hasta. Yani hem progresif basit fibrozu var, yani large opasiteleri var, hem de romatoid romatoid artrit şeyi var. Kaplan sendromu değiştirelim. Böyle şeyler adam şey, bu bir silikozis vakası. Bakın opasiteler başlamış, değiştirelim. Bir söyleşi daha. Nereden anlıyorsun dedim, verem olduğunu. Ama dedi ki, kırgınlık ve ateş olur dedi. Olur olmaz zamanlarda ocakta yatıp uyuklarmış bunlar böyle. Yani adam çalışacak ama çekiliyor, uyuyor şeyi. Kan tükürler dedi. Hafta sonunda şeye çıktığı zaman Zonguldak'a rıhtımda dolaşırken bunlar hep kan tükürlermiş, rıhtım şey olurmuş, kan şeyleri. Halk da şikayet ediyormuş bu valiye, ya bu adamlar kan tükürüyor falan diyor. Herkes tabii kendi şey. Vali de arazüsler, yani itfaiye arabaları var ya, bunlar gittikten sonra sularlarmış şeyi, balıklara gidiyor. Balgamları çıktı. Değiştirelim. En sık görülen mesleksel akciğer hastalığı öldürücü ve önerilebilir silikozis çok fazla. Asbestozis. Bizde Türkiye'de çevresel asbest maruziyeti olduğu için asbestozis vakaları çok az. Çünkü yoğun bir toz şeyi yok. Uzun süre düşük konsantrasyonda toz oldu. Bizde asbestozis pek göremedik biz. Belki de atladık veya bunun için şey lazım. Bir de bir sinüzit de bizim için büyük problem. Değiştirelim. Evet, film taramaları faydalı oluyor mu? Hani film tarıyorlar ya. Çoğu boşuna diyor adam. Dürüst bir adam da onun için ağzından bazı laflar ölmüyor. Neden dedim? Hasta olanlar durumlarını bildikleri için taramalara katılmazlar. Kaçarlar taramadan. Neden kaçıyorlar ya o taramadan? Çünkü diyor hasta olduğu tespit edince yer üstüne çıkıp iş veriyorlar, madenden alıyorlar adamı. Yer üstüne çıktığı zaman maaşı yarı yarıya kesildiği için adam o vaziyette çalışmayı tercih ediyor. Bir de bunlarda yani her hasta silikoz diye her hasta ölmüyor yani uzun süre devam ediyor şimdi. Bu da bir gerçek, değiştirelim. Kaç yaşında madende çalışmaya başladın dedim, 18 yaşında dedi. 30 yıldır buradayım. Askerlik durumu, askerliğimi de Ocak'ta yaptım. Biz ancak kalpte askere alırlar. Biz ancak kalp olduğu zaman askere alırlar. Neden? Askerlikte tünel, lağım atılması ve siper kazımda çok işe yarar. Değiştirelim. Şimdi Sefer Altıntaş diye bir hasta var. Bu çok enteresan olduğu için anlatacağım size. Bu adam günün birinde Trabzon tarafından geliyor. Boynunda bir şişlik oluyor. Beze olunca tabii tümörden şüphe ediyorlar. Onkoloji servisine gönderiyorlar. Onkoloji servisi bir biyopsi alıyor oradan. Parça alıyor lenfezinden. Ve melanoma teşhisi konuluyor. Melanoma biliyorsunuz ben kanseri, melanoma. Ve bunu kemoterapiye alıyorlar. İlk önce primerini bulmak için göz dibine, karaciğere falan bakıyorlar. Melanom gibi bir şey var. Yok. Bunu kemoterapiye alıyorlar. Kemoterapide
5 gün böyle bu kemoterapiyle perişan bir şey yani. Adam geldiğine geleceğine pişman olmuş. Çekilen filmde bir şeyden şüphe ediyorlar. Tüberküloz olabilir mi falan diye bize gönderiyorlar. Ben de baktım adam bir kemoterapiye bağlı yan etkiler var fakat sağlam gözüküyor. Boynunda gene veze var adamın. Ben biraz paranoid olduğum için acaba teşhiste yanlışlık mı var diye dedim ki şunu çıkaralım bir baktıralım bana. Baktır dedi. Beni ama dedi onkolojiye gönderme Allah aşkına sen tedavi et dedi. Olur dedi. Edersin teşhiste. Bizim hastalarımızı onkolojiye gönderdiğimiz zaman hepsi gitmek istemezler. Çünkü kemoterapiden bıkmışlar. Zor bir şey kemoterapi. Ve onda da haklılar yani. Ben bunun boynundan biyopsi aldım. Bir öğrencimiz vardı. Cazibe Çelik diye. Onu gönderdim. O akciğer patoloğuydu. Onun için gönderdim böyle. Oraya parça göndermek de bayağı zor yani. Kutuya parça koyuyorsun, gönderiyorsun. O bir telefon etti. Ezel tabi dedi ya. Bunda dedi antropozis var dedi lenfezinde. Siyah. Yani antropozis nasıl oluyor? Kömür partikülleri akciğerden şeylerle, makrofajlar tarafından lenfatik şeylerle veriliyor lenfezine. Ve tabi patolog onu kestiği zaman simsiyah çıkıyor. Melanoma diyor. Anlatabildim mi? Ama dedi ki ben bunu S100 boyasını boyadım. Menfi dedi bu melanoma değildi. Antropozis. Ama adam bankada şeydi. Veznedardı. Adama dedim ki ben iş madende çalıştım. Çalıştım dedi. Kaç sene? 5-10 sene çalıştım. Neyi söylemedin dedim. Sormadınız ki dedi. Ramazini'yim. Eğer ben ona baştan ondan sorsaydık bu adama ne iş yaptın diye çıkaracaktı. Bu adam bu adamı kontrola çağırdık 6 ay günde. Her gelişte 5 teker kaşar peyniri gönderdi. Ulan bıkıttın bizi getirme dedik. Her gelişte getireceğim dedi. Şimdi ben Hacettepe'den ayrıldım, emekli oldum. Adresimi bulmuş hala kaşar peyniri şeyi gönderiyor. Ama bayram etti adam yani. Değiştirelim. Değil. 5 hastalıklı maden işçisi Şerafettin diye. Bu da esaslı bir adam. Uzun boylu böyle. İnce Mehmet gibi bir şey. Almanya'dan göndermişler. Demişler ki sen git Almanya'nın havası sana yaramaz. Pneumokonyur seçtik koymuşlar. Almanya'nın havası yani Türkiye güneşlikler. Bak Almanlar işte hep Antalya'ya gidiyorlar. Sen iyi olursun falan diye. Bu şeyler var ya Avrupalılar da çok halleş bir millet ha. Onu da söyleyeyim. Benim şu. Bu adam burada madenci olduktan sonra maden çavuşu diye. Çavuş yani bayağı bu işi bilen adam. Bu adam gitmiş Almanya'ya. Hemen madene koymuşlar. Madende çalıştıktan işte bir sene, iki sene sonra tarama yapmışlar, şey bulmuşlar akciğerinde, silikozis bulmuşlar. Bunlar teşhisi bizim gibi şey yapmazlar yani sağlama bağlarlar tazminat işi olduğu için. Buna bir akciğer biyopsi çekmişler. Akciğer biyopsi yaparken akciğerden parça almışlar. Lenfezlerinde de, hilisteki lenfezlerinde de büyüme bulmuşlar. İkisinden de patolojik inceleme yapmışlar. A, akciğer dokusu silikozis. B, lenfezi şeyi sarkoidozis. İki hastalık birden adamda. Sarkoidozun tedavisine kortizon. Basmışlar adamı kortizon tedavisine. Kortizon tedavisinden sonra adam başlamış çok su içmeye vesaire vesaire derken bir muayene kortizona bağlı şeker hastalığı. İki hastalık oldu, üç. Ondan sonra kan tükürmeye başlamışlar. Silikozisi olan bir adam zaten tüberküloza iç tedavisi gidersen kortizon veriyorsun. Al sana tüberküloz. 2-4. Kalp yetmezliği de var. Karaciğeri şeyde pubis de aşağı gelmiş. Git al Türkiye'ye. Türkiye'nin güneşi sana çok iyi gelir. Geldi acıdık yatırdık adamı. Bizim internlerimiz vardı. Onlar da böyle hep meraklıdır böyle. Meraklı turşuyu hastaya bakarlar. Bacağında bir mor leke bulmuş bunu. Bizden evvel bu lekeden de bir yapma yapmış. O da Kaposi sarkomu çıktı. Şimdi o zaman lan bu adama Kaposi sarkomu nereden çıktı? Biliyorsunuz HIV virüsü AIDS denilen bir hastalık var. Nereden aldı? Nereden alacak? Akciğer ameliyatı olurken kan transfüzyonu yaptılar. Aldı adamı oradan aldı. Baktık bir şey yapamıyoruz adama. Sen dedim çık. Hiçbir sigortası, hiçbir şey yok adamda. Dünyanın parası çıktı. Ne yapayım, ne edeyim işte bunlar para istiyorlar falan, ikide bir de paranı ödemede şey deyince dedim ki sen elbiseni giy benim buraya gel, geldi benimle kaç git dedim, gitti. Kaçırdık adam, parası yok işte. Bina varsa bizim için, o parayı ödeyecek halimiz de yok dedim, çok yattı bizden. Aradan 2 ay geçti, bir kadın geldi.
Ücret parası sen misin? Ben dedim. Bana dedi şey geldi dedi. Hani parayı ödeyemeyenleri mahkemelerinde icra bile diyorsunuz. Ev olacakmış dedi. Benim evimi alacak dedi. O yönetemeyen zaten hiçbir ayı görmedim dedi. Vermiyorum parayı dedi. Sen ver dedi. Bağırıyor ama kadın deli dedi. Anladım ki ölmüş adam. Bizim hastanede orayı şey istiyorlar. Nedir? İşte parasını ver diye evini haciz edecekler kadın. Böyle bir vakaydı Şerafettin isminde. Allah rahmet eylesin. Ben değiştirdim. Böyle başka bir hasta, bu da çalıştığını söylemedi. Kuarsa bağlı nodülü var. Değiştirdim. Bakın nodülü görüyorsunuz. Tamam, değiştir. Ha, şimdi adamlar, yani bunu biz yapamıyoruz. Akciğer'de özel bir tetkik ediyorlar Akciğer 9'unda. Kuars kristalleri yıldız gibi parlıyor, görüyor musun şurada? Ve bunun kuars olduğunu da gösteriyorlar. Ortada da bir şey var. Granulomatoz doku var. Değiştirelim. Bunu geçelim. Geçelim. Ne, bunlar da geç yok, olduk geçirdik. Geçirdiler şeylerini. Geçe de bu şeyi burada bitirmiş olduk. Sami şey, Nazmi ikinciye geçeyim mi? Tabii hocam, ikinci belirliyoruz. İkinci slide'ı göster. Evet. Bakın burada. Tanısı kartvizitinde gizli olgu diyor. Yani adamın teşhisi kartında yazılı. Bu adam 52 yaşında 25 yıl önce Rabat Bakım Fabrikası 7 yıldan beri hastane dolaşıyor. Teşhisleri kronik astım, kronik bronşit, sarkoidozis, tüberkülozis hastalıkları var, teşhisi var. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Ve filmlerinde biraz sonra bunun filmi var, göreceğiz. Akciğerinde her türlü şey var. Hem lineer opasite var, hem şey var. Var, değiştirelim. Akciğer filmi bu. Bunun CT'sini getirdim. Böyle kronik bir akciğer hali var, lineer gölgeler var. Şöyle bir adam geldi işte. Namınızı duydum dedi. Biz emekli olduk ama geliyorlar bazı adamlar. Hala bir şey var zannediyorlar bize. Buna şey demişler. Perküten ince iğne biyopsisi. Yani hat dışarıdan gelecekler. Ben böyle akciğerinde çisti misli olan adama bu biyopsiyi tavsiye etmiyorum. Çünkü iğne sokacak, bir parça alacak. Yetmedi, bir daha al diyecek. Dedim ki bunu yaptırma. Madem ki sarkoidoz teşhisi var sende. Sana bir bronkoskopi yaptıralım. Bronkoskopi de eğer sarkoidoz varsa bronş içinden bir şey olmadı. Buna gitti, bir şey çıkmadı. Lavajda da bir şey çıkmadı. Yani dedim ki açık biyopsi yapılsın. Biyopsi yapıldı. Değiştirelim. Bunu da değiştirelim. Akciğer fonksiyon testleri restriktif tipte. Difüzyonu, mümkünsünü hep sarılmış. Değiştirelim. 3 yer baktı bunun biyopsine. Üçü de hastanın tarifi okuyunuz. Tarifi okuyunuz yani teşhis yok da. İşte anlatıyorlar burada. Unifor, normal, eziyor, akciğer dokusu, pulmoner yapı, ileride fibrotik, düz kas hipertrofisi var, distorsiyona. Yaygın bronşiyel metaplazi var, birkaç tane mason cisimci dikkati çekiyor. Hafif intersiyel, kronik inflamatuar, hücre infiltrasyonu, kolesterol yarıkları var. Birlikte multinükleer dev hücreler birikimi var. Fibrosisle birlikte kalsifikasyon var. Bakın, kolesterol yarıkları kalsifikasyonla birlikte oksalat şeyleri de var, kristalleri de var bunda. Diyor ki, görünüm non-specific intersiyel pneumoni, varsa böyle bir hastalık, kolajen vasküler hastalık, yok adamda böyle bir şey. Son dönem sarkoidozis. Granuloma olmadığı için ben berilis olabilir mi, berilis olabilir mi diye benzemiyor. Ekstrensik alerjik alveolitis var ya, farmasolan gibi bir şey. O yok. Şimdi bu dokuyu, bu şeyi bizden bir profesör, saygı duyduğum bir profesör baktı. O böyle dedi. İngiltere'den bir şopa gönderdik. Dedik ya paranoidiz. O da aynı şeyi söyledi. Ondan sonra Belçika'da birisine gönderdik. O da aynı şeyi söyledi. Teşhis yok. Teşhis yok bu arada. Değiştirelim. Bakın bir tane daha. O da aynı şeyi söylüyor. Değiştirelim. Değiştirelim. Şimdi şeye dedim ki İngiltere'deki bishop, bu adamda ben berilozu şüphe ediyorum. Çünkü bakır fabrikasında çalışıyor. Bakır da orada sorduğumuz zaman alüminyumla,
alaşım yapan şeyleri kullanıyorlar ve bunlar yüksek elektrik enerji hatlarının kablolu şeylerini yapıyorlar, tellerini yapıyorlar. Bu arada berilyum da kullanılabilir diye düşünüyorum. Berilyum alaşım maddesi gibi bir şey. Ve